Haftada bir roman devirenler var mı aranızda? Roman konuşacağız. Ben haftada bir roman okurum. Yılda 52 roman eder ona göre. Peki ayda bir roman okurum. İyi. Ayda yılda bir roman okurum. Evet, en azından roman okuru var karşında. Güzel. <laughs> Onların da hayatı roman. Fark etmiyor. Şimdi e, basit bir formül vereceğim. Roman benim zihnimde modernliğin hikayesidir. Modern hikayedir. Aynı zamanda modern olmanın hikayesidir. Peki modern olmak ne demek? <laughs> Modernlik, e, bir formül vereceğim. Formüller bir meseleyi müzakere etmek için iyidir. Ama sonra unutuluyor o formül bir hakikatmiş gibi. Onun alternatifi yokmuş gibi. O haşa bir vahiymiş gibi. O formül ezberleniyor. Putlaştırmamak şartıyla, fetiş haline getirmemek şartıyla formüller iyidir. Böyle bir formül vereceğim size. Modernlik eşittir. Kapitalizm artı ulus artı birey. Modernlik bir ekonomik gerçekliktir. O gerçekliğe kapitalin serüveni diyoruz. Bulabildiğimiz en yakışıklı kelime bugüne kadar kapitalizm oldu. Onu da tartışan, tartışmaya açanlar var ama daha iyi bir alternatif önerenler yok henüz. İki, Ulus dünyada 200 kadar ulus ya da devlet ya da ulus devlet ya da devlet ulus var. Bu bir gerçeklik. Her birimiz bunlardan birinin sınırları içinde yaşıyoruz. Bazıları talihsiz herhangi birinin sınırları içinde yaşama imkanından yoksun, sınırdan sınıra sürükleniyor. En azından birinin sınırları içinde yaşayan, içeride zulüm görse bile elinde bir pasaport varsa hiç olmasa başka yerlere dolaşırken bir sahibinin olduğunu, bir kolluyanın olduğunu hissediyor. Yani ulus yeni bir siyasi oluşum. Bir de birey dediğimiz yeni bir varlık türü var. Bir, ey, bayağı havalı böyle. Ee, bu üçünden ibaret. Biri ekonomik, biri siyasal gerçeklik, öbürü de sosyokültürel gerçeklik. Bunların toplamına... Modernlik diyoruz. Şimdi bunları biraz açalım. Peki kapitalizmin ayrıcı niteliği ne? nedir kapitalizm? Kapitalizm demek kanaat ekonomisi olmayan ve sınırsız sermaye birikimi peşinde koşmayı ödüllendiren, teşvik eden, arkalayan, koruyan, kollayan bir yeni ekonomi tarzı demek. Kapitalizm öncesi sistemlerin hemen hemen hepsi, en azından çok büyük çoğunluğu birer tırnak içinde kanaat ekonomisiydiler. Bu kavramı bu konuları çok iyi bilmese de irfanıyla buna nüfuz edebilen Mustafa Kutlu'dan aktarıyorum. Peygamberlerin ümmisi en büyük peygamber. Romancıların da en büyüğü benim gözümde ümmi olan yani Batı kültürü bağlamında çok fazla o anafora girmemiş olan Mustafa Kutlu. Onun için bize ne olduğumuzu ve nereden nereye savrulduğumuzu halk diliyle anlatabiliyor. Parantezi kapatıyorum. Kanaat ekonomisi şu demek. Tüketimin üretime uydurulduğu bir ekonomi. Üretimin üzerinde doğal ve teknolojik kısıtlar vardı. Yani diyelim ki insanların büyük kısmı köylerde yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar, ünlü sanayi devrimine kadar. Tarımla geçiniyorlardı. İşte buğday ekip arpa ekip biçiyorlardı. Ya da e, Doğu ve Güneydoğu Asya'daysanız pirinç ekip biçiyorlardı. E, 19. yüzyılın sonlarına doğru bile Japonya'da başbakanın bile maaşı pirinçle ödenirdi. Yani bunu söyleyeyim de gerisini artık siz varın tahayyül edin. E, teknoloji belli bir şeydeydi. İşte sabah dünya öküzün sırtındaydı ya da boynuzundaydı ya da balığın sırtındaydı eğer denizci bir ülkeyseniz. Ee, çok fazla tüketici yönlü olursanız yetmezdi, aç kalırdınız. Mesela modern çağda böyle okyanuslara en fazla açılan, dünyayı dolaşan insanlar ilk ulus Portekizlilerdir. Sonra İspanyollar, sonra sırayla Hollandalılar, İngilizler değil mi? Portekizler niye? Ne arıyorlardı? Önce Afrika'ya gittiler. Sonra ta işte Ümit burnunu dolaşıp değil mi? Hindistan'a gittiler. Oradan uzandılar daha doğu kısımlara. Malezya'ya falan gittiler. Malaka'ya kadar uzandılar. Niye? Açtılar. Karınları doymuyordu. Yani üretimin üzerinde sınırlar vardı bütün toplum felsefeleri ve bütün dinler kanaatkarlığı tavsiye ediyorlardı. Çünkü kanaatkar olmazsanız toplumdaki insanların büyük kısmı ölebilirdi. Kanaatkar olmak demek topluca yaşayabilme imkanını ortaya çıkarıyordu. Kapitalizmde ise muazzam bir şey var. Devinim var, muazzam bir hareketlilik var. Ve ee, muazzam bir sermaye birikimi var. Ayrıntılarına girmiyorum. Ee, daha önceki sistemler daha az üretken ama daha eşitlikçiydiler. Toplumdaki bireyler arasında belki yüzde birlik bir kaymak tabakası vardı. Emirler, Ümer'a. Ama yüzde 99 arasında çok büyük gelir ya da kazanç farkları yoktu. Esnaflar birbirine benziyordu, köylüler birbirine benziyordu. İster Rusya'yı alın, ister Osmanlı'yı alın. Nereye giderseniz gidin, üç aşağı beş yukarı böyle bir şey vardı. Kapitalizm öyle değil. Muazzam üretkenlik ama çok çok muazzam bir eşitsizlik. Kaymak tabakası yüzde birden ikiye, üçe, beşe çıkıyor. Ama bu yüzde beş, kalan yüzde doksan daha fazla bir kazanca, gelire ve mülke el koyabiliyor. Bunların da ayrıntısına girmiyorum. Sadece tasvirle e, yetiniyorum. Ulus alışa geldiğimiz toplumların bile geldiği her toplumun kendine göre kavramlarla izah ettiği. Bizim coğrafyamızda ise millet ya da ümmet kelimeleriyle ifade edilen ve hafızayı, belleği öne çıkaran, belleğe gönderme yapan, daha küçük bir çocuktuk. Ben 1960'ların başlarını e, hatırlatıyorum size. Yani 20. yüzyılın ortalarında bile. E, yazın hadi Kur'an kursuna deniyordu. Camiye giderdik. Hani din, diyanet, laik sistemin mektebine gidiyorsunuz. E bir de gidin dininizi öğrenin biraz giderdik. İlk şey şuydu. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Hâlü beladan. bela ne demek? Ruhlarımızın Allah'a söz verdiği. Bir elest, elest Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hâlü bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin Yani bir geçmişteki olaya, ister buna mitik deyin, ister vahiy deyin, ne derseniz deyin, o olaya refere ediyorsunuz, göndermede bulunuyorsunuz. Hatır, hatırladıkça ümmetin ya da milletin parçası oluyorsunuz. Ulus unutmaya dayanır. Unutabildiğiniz kadar ulus olabilirsiniz. Niye böyle? Avrupa tecrübesinden çıkıyor. Tamamen tarihsel bu arkadaşlar. Roma İmparatorluğu Hadi bir ÖSS sorusu sorayım değil mi? Ne zaman ikiye bölündü? Doğu Roma, Batı Roma. Değişti bu lan. Biz, biz ortaokuldayken 476 diyorlardı. Yüzyıl geriye git, Olabilir. Bu mümkün. Yani tarih dediğimiz şey bir fiksiyondur. O da bir kurgudur. Bizim zamanımızda 476'yı kakalıyorlardı. <laughs> Size de 375'i kakalamış olabilirler bir nesil sonra 275'e inebilir, 490'a çıkabilir bilemem. 3. dördüncü yüzyıl ya da beşinci yüzyıl önemli değil. Peki ne oldu? İkiye bölündü. Batı Roma ve Doğu Roma. Doğu Roma 1453'e kadar bütün olarak kaldı. Ve Osmanlı aslında o Doğu Roma'nın devamıdır. Onun mirasını devraldı ve devam etti. Ama Batı Roma, Feodalite adını verdiğimiz bölük pörçük, Yüzlerce hatta binlerce küçük e, Türkçe şeyle söyledik ağlıktan bizim o doğudaki Kürt aşiretleri var ya ondan farklı değildi. Mesela bugünkü Almanya'da 260 tane küçük Alman prensliği vardı. Bunlar bütünleşti Alman ulusu ortaya çıktı günün birinde. Bütün Avrupa ulusları için benzer şeyleri söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim size son. 500 yıl alırsak eğer. Yani 500 yıl geriye gidin 1523. Eee 1523'lerde, 20'lerde yaklaşık 1600 tane feodal birlik vardı Avrupa'da. Bir takım krallıklar vardı ama o krallıklar esas itibariyle feodal bir yapının üst yapılarıydı. Günlük hayatta sözü geçenler feodallerdi. Mesela kısa tarih kitaplarını okursanız bilmem e, Berlin ile Münih arası kaç kilometre diyelim 300 kilometre. Bu 300 kilometreyi tüccarlar aşmak için 70-80 yerde vergi öderlerdi. Bir feodal beyin şeyinden, mülkünden öbürüne geçiyorsun yüze yakın uzunluk ölçüsü kullanılırdı. 80 civarında ağırlık ölçüsü kullanılırdı. Kapitalizm öyle bir yerde gelişemez. Bu pazarları bütünleştirmeniz lazım. Size tavsiyem iktisat tarihine paralel bir şekilde siyaset tarihi okuyun. Ya da siyaset tarihi okuyorsanız, siyasi tarihi okuyorsanız paralel bir şekilde iktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi okuyun. Mesela merkantilizmin ne olduğunu anlamazsanız e, mutlakiyetçi monarşiyi anlayamazsınız. Niye mutlakiyetçi bir monarka ihtiyacımız var? Çünkü pazarları bütünleştirecek. Sermayenin ağını genişletecek. Büyük şirketler başka türlü ortaya çıkmaz. Ha, bunların neticesinde 1600 kadar feodal beylik, 30 kadar ulusal yapıya dönüş. Bugünkü Avrupa ulusları böyle bir sürecin neticesidir. Peki bu uluslar, bu parçalar bir araya gelip bir ulus oluşturacakları zaman herkes kendi kahramanlarını, kendi mitlerini dayatsa birlik, ulusal birlik oluşabilir mi mümkün değil. Unutacaksınız. Yakın tarihi unutacaksınız. Uluslaşmanın temel şartı budur. Yakın tarihi unutacaksınız. Uzak bir tarihten ortak kahramanlar ortak tanrılar, ortak mitler, olaylar devşireceksiniz. Onlara değer vereceksiniz. Avrupa tarihi bakımından bu bir gereklilikti arkadaşlar. Kapitalizmin gelişmesi için bu bir zorunluluktu ve bunda başarılı oldular. Neyi unuttular? Yerel efsanelerini, mitlerini, kahramanlarını unuttular. Onun yerine Yunan ve Roma Rönesans onlara büyük bir kaynak sağlamış oldu. Zaten incelenmiş olan, zaten Avrupa kültürüne nüfuz etmiş olan Yunan ve Roma dünyasından kahramanlarla, mitlerle o boşluğu doldurdular. Mesela bu Avrupa dışı toplumlar için bu kadar kolay olmadı. Diyelim 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Osmanlı'nın bünyesinden değil mi? Mısır çıktı, Efendim, Lübnan çıktı, Efendim, Suriye, Irak, 20-30 tane şey çıktı. Yeni ulus çıktı. Türk ulusu da dahil olmak üzere dediler ki yakın ulus, uluslaşmak lazım. Ben bunu tartışmıyorum. Yani bunu tespit ediyorum. Diyorum ki 1920'lerde biz de olsaydık muhtemelen benzer şeyler söyleyecektik. Avrupayı güçlü kılan uluslardır. Bizim de uluslaşmamız lazım. Ne yapacağız uluslu olmak için? Yakın tarihi unutmamız lazım. Çünkü onlar öyle yaptılar. Bizim yakın tarihimiz Osmanlı ve İslam. İkisini tamamen def etmesek bile büyük ölçüde ağırlığını azaltmamız lazım. Başka şeylere referans göstermemiz lazım. Yine benim çocukluğumda yani 1950'lerin sonları, 60'ların başları. Yani Osmanlı sultanları sefih. Öyle bugünkü şeyde televizyonlardaki tersine ne o Osmanlıcılık falan gibi şeyler yoktu yani. Bunu da tabii ayrıca incelemek lazım. Bence ifrat, tefrit, tefrit, ifrat olayları. Yani bir uçtan olmayan, bir Abdülhamit anlatıyorlar. Yok böyle bir Abdülhamit arkadaşlar. Yok. Hiçbir yerde bulamazsınız romandan öte bir şey. O kadar uydurma şeyler. Neyse parantez içinde söylüyorum bunu. Sefih Osmanlı Sultanları. Toptan yani. Ulan 36 tane gelmiş. İçinde 2-3 tane iyi olur hiç olmazsa yani. Hepsi İslamiyet zaten bizim geri kalışımızın sebebi falan. Yani şu ya da bu şekilde kurtulmamız gereken şeyler. Tamam emrin olur, dükkan senin, ama ne koyacağız yerine? Ne koyacağız? Boşlukta olmaz. Bunun için bilim lazım. İki tane yeni bilim geliştirdik arkadaşlar. What were they? Antropoloji ve arkeoloji. Nedir arkeoloji? Arke. Arke ilk demek. İlk. Menşe. Yani kök. Temel ilke. İlkeye geri gidiş. Yani bugünkü oluşumun köklerini geride bir yerlerde bulmak. Kazdığınız zaman nereye gidiyorsunuz? Hititler ve Sümerler. Ulusal ve Uluslararası Antropoloji sempozyumları, Belleten dergisini takip ederseniz orada bunun bütün serilerini görürsünüz. Yani arkeoloji ve antropoloji üzerinden şunu kanıtlamaya çalıştık. Anadolu'da zaten Türkler eskiden beri yaşıyordular. Bunlar Güneş Dil Teorisi'ni geliştirdik. İki de kurum geliştirdik. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Bunları sorgulamıyorum, tespit ediyorum ve şunu soruyorum. Peki ne oldu? Sonunda ne oldu? Ne, ne, ne kadar yol aldık? Bunları tartışmazsak toplumdaki fay hatlarını kavrayıp, o fay hatlarına rağmen bir yönetim sanatı geliştireceğimize sen haklısın, ben haklıyım, ben seni döverim, sen beni döversin bir yere gidemeyiz arkadaşlar. Sonunda biri gelir, ikimizin de kafasına veya beş, beşimizin de kafasına vurur, itlerin gidin der ve ne varsa elimizde alır arkadaşlar. Yönetmek demek fay hatlarını, bu fay hattı ilerici, gerici, dindar, laik, Sünni, Alevi, Türk, Kürt bir sürü fay hattı düşünebilirsiniz. Bu fay hatlarıyla ya yönetmeyi becereceğiz ya da biri biri bizle didişip sonunda iktisatçıyım ya ben işlem maliyetlerimizi artırıp zarar edeceğiz. Akıllı toplumlar işlem maliyetlerini minimize eden toplumlardır. Bizse maksimize etme peşindeyiz. Parantezi kapattık mesela bu bilimsel çalışmaları desteklemek ve halk zihninde yerleştirmek için e, ilk dokumacı uygarlık hangisidir? Tekstili dokumayı onun adını ilk tekstil fabrikalarımıza ve mağazalarımıza verdik. Sümerbank. Gelişi güzel verilmiş bir isim değil bu. Demiri eritmeyi, metalürjiyi ilk geliştiren cetlerimiz kimlerse bunu finanse edecek bankaya da onun adını verdik. Etibank. İstanbul'un en lüks semtine Etiler dedik. Akatlar dedik. Ankara'da Ahi Mesut semtini Eti Mesgut yaptık. Bunların hepsi bir zihinsel dönüşüm yaşamak için. Ben yapanlar yanlış yaptı. Böyle bir adam değil. Yapılan yapılmıştır. Şunu soruyorum. Peki 70 yıl sonra, 80, 100 yıl sonra bugün bırakın sıradan insanları, entelektüel insanları. Hazreti Ali dediğiniz zaman, bir de Gılgamış dediğiniz zaman hangisini size anlatabilir? Sempati de antipati. Eğer Ali'yi, Ömer'i, Hamza'yı, hele hele Muhammed'i unutmamışsanız, bu ulusluk dediğiniz şeyi tuturamamışsınız demektir. İçini dolduramamışsınız demektir. Buna rağmen pek ulusluktan vaz mı geçelim? Hayır. Türkiye'de bir ulus inşası vardır. Ama bu sınırlı bir ölçüde tutmuştur. Millet olmaya direnen büyük bir çoğunluk vardır. Beraber yaşayacağız. Beraber yaşamanın formülünü bulacağız. Bunu altılı masa mı getirir, dokuzlu masa mı olur, üçlü masaya mı iner onu bilemem. Bu basit bir siyaset ya da seçim kazanma meselesi değildir arkadaşlar. Bu bizim için bir hayatiyettir. Ben bunu romanlarla izah etmeye çalışacağım. Bakalım nereye varacağız. Üçüncü kelibemiz neydi? Birey. Ne demiştik? Kapitalizm kanaat ekonomisi değil. Ulus millet değil. Birey de insan değil. Aa, ayıp lan biz insan değil miyiz şimdi? İnsan elif num ve sin enese Enes, Enis, Enise. Yaklaşmak demek. Yakınlaşmak demek. Yani Müslüman toplumların bir dünya görüşü var. O dünya görüşü çerçevesinde insan olmak men ya da woman olmak değildir. Yani gendered, cinsiyetçi bir şey yok. Biri birine yaklaşanlar insandır. Yaklaşmak esastır. Birey uzaklaşandır. Uzaklaşabildiğiniz ölçüde bireysiniz. Toplumdan ve Tanrı'dan. Modernlik tecrübesi bize bunu göstermiştir. Nietzsche'nin Tanrı öldü demesi boşuna değil. Hadi ÖSS e soru 3. İlk, ha, parantez içinde söyleyeyim. Roman esas itibariyle bu bireyin hem ortaya çıkmasına omuz veren hem de onun hikayesini anlatan bir edebi türdür. Bireyleşmenin hikayesidir aynı zamanda. Peki bu bağlamda ilk hakiki romanımız hangisidir? T Türk romanından ya da Osmanlı romanından neyse yani. Mai ve siyah, bravo. ve siyah, mai Umutlarımız, geleceğimiz, siyah gerçekliğimiz, geçmiş değil, şu anda yaşadığımız, roman bağlamında söylüyorum. Ahmet Cemil, Tanrı'dan ve toplumdan kopmuştur. Tanrı'dan koptuğunu neden biliyoruz? Yani orada hiç geçmiyor. Ateizm tartışması da yapmıyor. Ama arkadaşlar Süleymaniye'de yaşıyor bu adam. Ve roman boyunca hiç kulağına ezan sesi gelmiyor. Bu mümkün mü? Roman 1890'larda yazılmış, 1850'lerin, 60'ların Süleymaniye çevresini, Aksaray'ı vesaire anlatıyor. Yani bir roman kahramanın kulağına nasıl ezan sesi gitmez? Niye gidip iki rekat namaz kılmaz? Niye çok ciddi problemleri var? Diyelim aşık olmuş Lamia'ya ama aşkını dile getiremiyor şiir yazıyor, modern tarzda yazdığı için bastıramıyor. Kız kardeşini çok seviyor ama bir Hanzo'yla evlenmiş ve çok, çok acı çekiyor. Üstüne üstlük bir de babası erken ölüyor, iş üzerine kalıyor. Yani tam kendini gerçekleştirecek, tam kendini ispat edecek bir şeyde bütün bu talihsizlikler karşısına çıkıyor ama Gidip de böyle bir e, hoca efendiyle, bir mahalle büyüğüyle istişare etmiyor. Halit Ziya'nın tabiriyle e, tanrısız ve tab e, toplumsuz. İkisinden kopmuş. Mesela aynı şeyi, toplumu 50 sene sonra Tanpınar yazıyor. Sahnenin dışındakiler sahnenin dışındakileri okursanız orada aşağı yukarı Ahmet Cemil'in yaşadığı dönemi, onun yaşadığı mekanları o Süleymaniye yerine Aksaray'a getiriyor. Bilmem ne Mehmet Efendi camii ve mahallesi onun etrafında dönüyor olaylar. Çok etkileyicidir Tanpınar'ın ifadesi. O toplumun diyor içtimai jeoloji merkezi camiydi. İçtimai yani toplumsal jeoloji mekan yer merkezi mabet idi. Bugün ne? Bugün market. Bugün piyasa. Yani modern toplumun asli faaliyeti alışveriştir. Şimdi şu anda size anlatmakta zorluk çektiğimin farkındayım kadim dünyada sadece Müslüman toplumlardan söz etmiyor. Katolik, Budist, Hindu bütün toplumlarda asli faaliyet ibadet idi, tapınma idi. Tekrar ediyorum iyiydi, kötüydü, beğenmezsiniz onlar zaten geri kapalıydı eyvallah. Ama öyleydi. Üretim, ticaret, almak, satmak, kazanmak bütün bunlar daha iyi ibadet edebilmek için birer vesileydi. O putperest saydığınız eski Yunan topluluğuna gidin. Orada bile şerefli olmanın en önemli kriteri tanrılara sunduğunuz adaklardı. Şeyin Platon'un diyaloglarını okuyun. Bunları çok net bir şekilde görürsünüz. Toplumlar esas itibariyle e, tapınmak için yani sonsuzda ne var? Ölümden sonra başımıza ne gelecek? Evrenin ruhu denen şey neyse, Tanrı ya da başka bir şey, bizi neye çağırıyor? Asıl bilinmesi, anlaşılması, yakınlaşması gereken budur. Modernlikse bizi daha fazla çalıştırabilmek için bu yönelişi mümkün olduğu kadar zihnimizden silmeye çalışma arayışıdır. Çünkü kazanca ihtiyacı vardır. Çalışmamıza önce erkeklerin, sonra kadınların, sonra herkesin, bütün canlıların, havanın, suyun bile hizmet etmesi lazım. Kirlenecek mi? Varsın kirlensin. İkisinin ortasında benim göz bebeğim Sinekli Bakkal var. Halide Edip belki en büyük romancımız değildir ama Sinekli Bakkal en büyük romanımızdır. Yani yaklaşık 150 yıllık bir roman yazma serüvenimiz var. 170 yıl. Bir Ermeni vatandaşımızla başlıyor ilk romanımız. Vartan Paşa. Akabi hikayesi. Bunu muhakkak okuyun. Özellikle tarih, edebiyat, sosyoloji falan çalışanlarınız. Akabi hikayesi. Hikaye, hikaye. Ermeni şeyiyle. Size bir tek şey söyleyeyim oradan. Fransa'dan bir Ermeni geliyor. Katolik. Ve şey bir adam yani böyle beğenilecek bir adam. Kahramanlarımızdan birinin kızına talip oluyor. Bunlar da Osmanlı Ermenisi. Adam duyunca kulaklarına inanamıyor. Nasıl diyor? Ya? Ne cüretli benim kızımı istiyor? Gavura kız verilir mi? diyor. Ermeni ama Katolik. Bu işte Ortodoks diyelim. Bizi Ermenimiz o toplumu, o günün hissiyatını Müslim gayrimüslim demeden anlayabilmek için en önemli tarih belgelerimizden biri de yine edebi eserlerimiz, romanlarımızdır. Konumuza dönelim. Bizim 150-160 yıllık roman yazma tecrübemizde Sinekli Bakalı'nın çok önemli bir yeri var. Çünkü demin anlattığı meselenin tam ortasında. Yani Tanpınar diyor ya Ahmet Cemil'in yaşadığı toplum hayatın mabet etrafında döndüğü bir toplumdu. Mesela romanında sahnenin dışındakilerde bir mürai İbrahim Efendi vardır. Mürai, iki yüz, riyakar. Ama diyor mürai İbrahim Efendi evinden dışarı çıkacağı zaman işte askıda sanki dindar bir adam maskesi varmış onu alıyormuş gibi yapar, yüzüne takar, o şekilde sokağa çıkar. Çünkü sokakta o şekilde yaşanabilir. Böyle bir oryantasyon var. Tekrar ediyorum, bunun iyiliğini, kötülüğünü konuşmuyoruz. Bu bir dünya gerçekliği. Sadece bizde olan bir şey değil, her yerde gördüğümüz bir şey. Halide Edip şunu anlatıyor. Doğrudur, bizim klasik toplumumuz hayatın ibadet etrafında döndüğü, hayatın merkezinin e, mabet olduğu bir toplum. Ama artık bu faaliyeti ibadetten ticarete, mabetten markete kaydırmanın zamanı gelmiştir. Ey Türk, bunu yapmazsan zayıf kalırsın, ezilirsin. Güçlü ve yüksek bir toplum oluşturmak istiyorsan, mecbursun hayatın eksenini mabetten markete kaydırmaya. Bu ifadeler Ali Edib'in ifadeleri değil. Sinekli bakkalı okuyan Mustafa Özel'in cümleleridir. Ben böyle anlıyorum. Okuyun belki siz daha güzel ifade edersiniz. Sinekli bakkalı kimler okudu bir bakalım. İyi aferin. Yani üçte bire yakın çıktı ki. Güzel yani. Ben lisede özetini çıkarmıştım ama yıllar sonra tekrar okuyunca neler neler kaçırmışsınız. Ee, Rabia soytarının hafız kızıdır. Bunlar gelişi güzel kurgular değil arkadaşlar. Soytarı modern Batı edebiyatındaki en önemli figürlerden biridir. Soytarı Don Kişot, deli adam diyelim ya da budala bir de flanör. Hayta ya da aylak. Bunlar hakikati görenlerdir. Soytarı görür, dili dillendirir. Herkes cesaret edemez söylemeye. Don Kişot'un deli olması bu yüzden. Don Kişot bozulmuş bir şada. Kitaba göre yaşamanın artık deli, delilik sayıldığını göstermek için yazılmıştır. Ne sorsan kitapta yerini gösterdi. Onun için deli diyorlar. Mesela işte diyelim ki dayak yiyorlar, hırpalanıyorlar. Şey diyor ki, S Sancho modern insan, Sancho biziz. Rasyonel insan. Diyor ki, patron ya çok dayak yedik. Sen bana bir cezire valiliği vaat ettin ama evde de ekmek bekliyorlar. Sen bana böyle sabit bir ücret, bir maaş bağlasan daha iyi değil mi? Okuduğum şövalye romanlarının hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Yani bana kitapta yerini gösterdi. Varsa Sancho ne yapmaya çalışıyor? Aristokratik bir sözleşmeyi aslında kapitalistik bir sözleşmeye dönüştürmek istiyor. Cervantes bunu sezmiş. Yeni bir dünya geliyor. Ama bu dünya da çok matah bir dünya değil. Kaçırılmaz ama çok da yüceltilecek bir şey değil. Rusya'nın ilk Cervantes'i Gogol'dur. Ölü canları okuyan var mı? Evet. İkinci büyük romanım, üçüncü büyük romanım dedim. Büyük romanlarım çok. Ölü Canlar muhteşem bir romandır. Kendimce özetlemeyi seviyorum. Özeti şudur bence. Modern toplum alçak bireylerin yüksek toplumudur. Çiçikov erdemsiz, alçak bir tip. Zaten en başta söylüyor. Erdemli insanı çok yorduk diyor. Bütün masallarımız, bütün hikayelerimiz Erdemli insanlarla dolu. Erdemli'den geçilmiyor. Çok abandık, çok yorduk. Şimdi arabaya artık erdemsiz koşmanın zamanı gelmiş. Ama şununla ihtablandırıyor. Rusya'nın kanatlanabilmesi için bu erdemsizlere ihtiyaç var. Bunu geriye götürürseniz Mandeville'in Arılar meseline kadar, Fable of Bees götürebilirsiniz. Oradan Edim Smith'in Ulusların Zenginliği'ne gelirsiniz. Yani herkes bencilce kendi çıkarını kollamak peşinde koşarsa bütün toplumun çıkarını maksimize etmiş olursunuz. Bakın hepsi birbirine bağlanıyor. Ölü canları okumazsanız Ruslar hala neyi beceremedi? İster becerememeyi menfi olarak algılayın, ister müsbet algılayın. O sizin bileceğiniz şey. Ama Ruslar hala neyi beceremedi? Çinliler neyi beceriyor? Bence bunun cevabını ölü canlarda bulabilirsiniz. Şeyi kapatıyorum. Sinekli bakkal önemli. Sinekli bakkalda Halide edip ısrarla şunun altını çiziyor. Ey Türk, güçlü olmak istiyorsan mabetten markete geleceksin. Onun için sinekli bakkal. O kelime girişi güzel seçilmiş değil. Ama Semtimizin adı sinekli bakkal. Camisi kasvetli. İmamı huysuz. Hiç klasik hikayelerdekine benzemiyor. Roman kahramanımız o huysuz imamın torunu, hafız. Bu kitap önce İngilizce yayınlanıyor 1935'te. İngilizce'deki başlığı soytarının kızıdır zaten. The Clown's Daughter. şeytanın hakkını vereceksin diyor. Ve o zaman nasıl anlatması lazım? Sahneye şeytanın avukatını çıkarması lazım. Kim şeytanın avukatı Sinekli Bakkal'da? Peregrini. Eski rahip, yeni ateist, ee, Müslüman, hafız, Rabia'ya da aşık. Musiki üstadı aynı zamanda. Bir beste peşinde. Rabia ona hem bir oğul veriyor hem de bestesini tamamlatıyor. Medeniyetler ittifakı arkadaşlar. 1930'ların ortalarındayız. Bu da boşlukta oluşmuyor. Biraz kazırsanız altından Arnold Toynbee'yi. Toynbee'yi tanıyan var mı? Arnold Toynbee. Ee, Alman değil, İngiliz. Schmengler Alman. Bunlar 20. yüzyılın büyük uygarlıklar tarihçileri. A Study of History, 11-12 cilt zannediyorum. Ee, bazı ciltleri ikişer cilt olduğu için diyorum bunu. Ee, Toynbee bu konularla meşgul. halid Edib'in de sonradan iyi bir Toynbee okuru olduğunu öğrendim. Muhtemelen bir etkilenme vardır. Ya da Sinekli Bakkalı yazdığı zaman Toynbee'den hiç haberdar bile olmayabilir yani ama zihninde bu şeyler var. Peki e, aynı zamanda yine otobiyografisinden biliyoruz ki e, anne tarafından dindar bir şey devam ediyor. Bir, bir köklü irtibat devam ediyor. Eee Aklen bir Robert Kolej mezunu Ali diye edip Aklen rasyonelleşmemiz Dolayısıyla biraz o şeytani şeye girmemiz lazım, halkaya girmemiz lazım. Şeytanın hakkını vermek şu demek. Ee, beni bağışlayın ifademi için. Davar olmayın. Öyle cennet denen yemyeşil bir bahçede otlamak marifet değil. Aklınızı kullanın, meraklı olun. O bilgi ağacını, ne ağacıysa, ne ağacıydı o? Cennette bir ağaç vardı. Yani yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Ne ağacıydı abla? Siz söyleyin. Ne ağacı olabilir? Ya söyleyin ya bir isim verin. Hurma ağacı, elma ağacı. Ya bir türkün vermesi gereken cevabı vermiyorsunuz. Ay Ayva ağacı arkadaşlar. Ayvayı yedik yani. Olur mu? simgesel olarak düşünürsek bilgi ağacı o. Merak. Yani Halide Edip şeytanın avukatı üzerinden bize meraklı olursak, araştırırsak, kabullerimizden sıyrılırsak, dine inansak da, Tanrı'ya inansak da merakımı, bilimsel merakımızı sürdürürsek güçlü olabiliriz ve buna mecburuz. Dolayısıyla şeytanın hakkını vermemiz lazım. E ama aynı zamanda da ya Müslümanız, Müslüman geçmişimiz de iyi bir geçmiş. Bir şey kurmamız lazım, bir ittifak kurmamız lazım. Bu peregrin Osman'ın karşısına Vehbi dedeyi çıkarıyor. Vehbi dede bir Mevlevi. Aynısına girmiyorum. Şeytanı Mevlana ile dengelemeye çalışıyor. Arkadaşlar 1930'larda bütün o Kemalist devrimlerin anaforunda böyle bir kurgu yapmış olmak çok büyük bir başarıdır. Bana sorarsanız bunlarda ilahi hikmetten şeyler vardır. Parçalar vardır. Ben iyi romancıların kafalarında tasarlayarak yazdığına inanmıyorum. İçlerinde bir hikaye var. O hikayeyi gebedirler. Eğer çok fazla ideolojik savrulmalar içinde olmazlarsa, çok fazla maddi bir takım ayartmalar söz konusu olmazsa o hikayenin doğmasına iyi ebelik ederler. Bütün büyük romancılar birer ebedirler. O hikaye var orada. Vicdanlarında var, ruhlarında var. Oluşuyor. Onu ortaya çıkarmak marifet. Ben sinekli bakalım böyle bir hikaye olduğuna inanıyorum. Benim kitapları okursanız ee, Sinekli Bakalı'nın niye bu kadar önemli olduğunu anlarsınız. Aslında size Faust'u anlatacaktım. Kaç dakikamız var? Belki 15 dakikada o zaman özetleyeyim. E, formüle dönüyorum. Modernlik eşittir. Kapitalizm artı ulus artı birey. Ne olduklarını birazcık anlatmaya çalıştım. Diyorum ki bu süreç bir üç kağıdın eseridir. Üç kağıdı da mecazi anlamda söylemiyorum. Üç kağıttan söz ediyorum. Üç kağıt. Kağıt para, gazete ve roman. Biraz kendimi zorluyorum. Diyorum ki kağıt para olmasaydı bildiğimiz haliyle kapitalizm olmazdı. Gazete olmasaydı ulus bu şekilde teşekkür etmezdi. Roman olmasaydı birey olmazdı. Ha hiç olmaz da anlamında almayın. Şunu demek istiyorum. Kapitalizmin, ulusun ve bireyin oluşmasında kağıt paranın, gazetenin ve romanın çok önemli etkileri olmuştur. Kağıt para kısmını özetleyeyim artık öbürünü okuyun. Ee, Adam Smith'i okursanız, Marx'ı okursanız, e, neoklasik gelenekten hatta Jevons'ı, Walras'ı, Marshall'ı okursanız, bu anlattığım şeyleri önemli ölçüde kavrarsınız. Ama ben bütün bu iktisatçılara rağmen modern çağın en büyük iktisatçısının bir şair olduğuna inanıyorum. Edith Göte. Faust muazzam derecede önemli bir eserdir arkadaşlar. Faust'u kim okudu diye sormuyorum. Ben 50 defa okudum. 70. de ancak anladım. Ve hala Faust'un ikinci cildini okumamıştım. Faust'un ikinci cildini kimse okumaz. Birinci cilttir. cilt çok önemlidir. Ama modernliğin asıl hikayesi ikinci cilttir. Birinci cilt, Modern bireyin ortaya çıkması için şeytanla bir akit yapılması lazım. Deminden beri şeytanın etrafında dönüyoruz. Bizim Faust'umuzdur sinekli bakkal aslında. Sayısız Faust kitabı yazılmıştır. Bir kısmı Göte öncesinde bir kısmı Göte sonrasında. Faust şudur. Aşağı yukarı ben yaşlarda ya da Bülent Bey yaşlarında hangimizin büyük olduğunu kestiremiyorum yani. O zaman ben yaşlar. <laughs> bir bilgin, oku, okuyan varsa ilk saniyi canlandırsın kafasında. Diyor ki, felsefe okudum. Tıp okudum. Başka? Hukuk okudum. Hatta niye hatta dediğini de bilmiyorum ama hatta ilahiyat okudum. Bir numara yok. Yani nedir abi başımıza gelen? Nedir şu hayat dediğimiz şey? Nedir şu ölüm dediğimiz şey? Yaşarken haz alıyoruz ama uçup gidiyor. Hangi hazzı, hangi zevki alırsanız alın, yemeği, içme, aklınıza ne geliyorsa ama 3 saniye 5 saniye sonra bitiyor. Ya bu bu doğmanın, ölmenin öncesinin, sonrasının kesin bilgisi yok mu arkadaş? Bir de sönüp gitmeyen haz yok mu? Ah, geçme dur diyebileceğimiz bir şey yok mu? Mephisto geliyor. Olmaz olur mu he? Ben sana bütün bunları vereyim. Daha önceki Faust söylencelerinde 24 yıllık sabit bir şey var. Anlaşma var. 24 yıl şeytan Faust'a hizmet edecek. Onun ne istiyorsa bilgi ve haz bakımından ne istiyorsa mesela 30 yaş gençleştiriyor Faust'u. Ne aklınıza ne geliyorsa hepsini yapacağım 24 yıl sonra ruhunu alacağım. Ama göte modern çağı gözleyen birisi tıpkı dost şeyin Dostoyevski'nin kumarbazı gibi modern bireyin kumara düşkünlüğünü risk üstü bunun satay karşılığı risk üstlenmek risk üstlenmedeki şeyini sezerek bu 24 yılı bir süre olmaktan çıkarıyor bahset dönüştürüyor. Yani Faust ona diyor ki, sen diyor bu benim istediklerimi ver. Kesin bilgiyi ve mutlak bitmeyen hazzı. Ne zaman ben ah ne güzel şu an hiç geçmese ikisine de sahibim dedim, ruhum senin. Ve kanla imzalıyorlar. Modern birinin öyküsü bu. İkinci cilt, modern devletin şeytanla yaptığı akit bu akit kağıt para. 1596 Bank of England'ın kuruluşu. Kağıt parayı insanlık tarihinde daha önce deneyler var. Çinliler vesaire demişler, Tutmamış. İlk tutturanlar İngilizler arkadaşlar. Bank of England. Bunun tarihini okuyanlar varsa aranızda bilir. Göt aslında Faust'un ikinci cildinde Bank of England'ın hikayesini anlatıyor. Kağıt paranın ne anlama geldiğini anlatıyor. Tabii şair nasıl anlatacak? Bir imparator bir şölen vermiş. Doğum günü gibi bir parti düşünün. Tabii bol da içmiş böyle. Kafa iyi. Ama dışarıdan silah sesleri geliyor. Olan Türkiye olsak, olsa anlarız yani. Tamam bizde silah atılır da bu ne işliyor? diyor. Efendim diyorlar askerler isyan etmiş. Olur mu genelkurmay başkanı? Ne iş bu? Efendim diyor maaşlarını ödeyemedik. Devletin giderleri çoğaldı, gelirler yerinde sayıyor. Saraydaki simyacılarınızdan da bir şey çıkmadı. Bir numara yok. Götenin kendisi de bir simyacıydı. Simya çok ciddi bir ilim arkadaşlar. Yani neredeyse 20. yüzyıla kadar insanlar ciddi ciddi simya ile uğraştılar. Yani baz metallerden altın üretme tabii öbür yönüyle de ölümsüzlük iksirini bulma. Çift yönlü bir arayış bu. Böyle bir açmaz için ne yapacağız peki? Artık Faust, nefis sonunda şeyi olmuş, asistanı diyelim. Beraberce giriyorlar, ellerinde bir kağıt parçası. Efendim şuna bir imza atarsanız, dükkan sizin. Bütün problemleri çözüyoruz. Ne lan bu? Tabii kafa yok, kafa gitmiş. Göteş şunu söylüyor. Artık yeni bir çağa giriyoruz. Bu çağın gerçek hükümdarları siyasi yöneticiler değildir. Onlar gerçekte ne yaptıklarının bile farkında olmayan sarhoş tiplerdir. Serhoş bunu olumsuz anlamda almayın. Kafa tam yerinde değil. Ne olup bittiğini tartacak durumda değil ve çaresiz. Gerçek hükümdarlar kağıt paraya hükmedenler. Ama kağıt paranın geçerli olması için o serhoş hükümlerin imzasına ihtiyaç vardır. Ne, ne oldu? Nedir bu diyor? Siz ne arıyorsunuz hünkârım diyor. Ben diyor altın arıyorum. Yerin altında kocaman bir ülkeniz var diyor. Yerin altı altın dolu. Ama yerin altında o diyor. Ha, yerin altındaki altını ipotek olarak gösterip rehin gösterip. Bu kağıda bir imza atarsanız sizin imzanızla bu kağıt yerin altındaki altına dönüşür. Olur da olmaz da imzayı atı veriyor. Binlerce nüshası çoğaltılıyor, maaşlar dağıtılıyor. Ee, askerlerin hanımları mağazalara hücum ediyor. Onları anlatışı müthiş böyle. Ekonomi canlanıyor. Ama soytarı işin farkında. Soytarı diyor ki bu bugünkü tabirle o metinde geçmiyor enflasyona yol açacak. Onun için sorguluyor. Diyor ki yani şu kağıt parçasıyla ev alabilir mi? Alabilirsin. Duruyor. At alabilir miyim? Araba alabilir miyim? Hep reel şeyleri sorguluyor. Faust bundan etkileniyor. Ve kendisine yaptıkları hizmetten dolayı hani Dile benden ne dilersen ne getiriyor hükümler. Ne istersin? Kağıt parayla bütün memleketi kurtardın. Bir çuval para da bana ver. Demiyor. Toprak istiyor. Toprak istiyor. Toprağı da denizden doldurulmuş toprak istiyor. Bir şöyle bir bayır var. Deniz. Diyor ki şurayı dolduracağız. Bir inşa faaliyeti. Tabiata hükmedeceğim. Ben diyor burada bir köşk yaptıracağım. O köşkte oturup dalgaların nasıl dizginlendiğini insanoğlunun kudreti tarafından bunu izleyip zevk almak istiyorum. Benim istediğim bu hünkârım. İstediğim bu olsun diyor. Verdim gitti. Ve Faust bir inşa faaliyetine başlıyor. Girişimcilik faaliyetine başlıyor. Tepede bir şey yapacak, köşk yapacak ama köşkün manzarasını bozan küçük bir kulübe var. Kulübede iki tane yaşlı adam yaşıyor. Bir karı koca. Yıllarca kendilerini kazazedelere adamışlar. Yani insani bir faaliyet yapıyorlar. Ama yeni hükümlerimizin, yeni ekonomik şeyin, egemenin görüntüsünü bozuyorlar, manzarasını bozuyor. Onlara diyor şu doldurulan yerden toki bir şey diksin, kule diksin. Ee, bir dairede otursunlar diğerlerini de kira versinler. Abartarak söylüyorum ama buna yakın bir şey. Cevabı ne oluyor? Denizden doldurulmuş yere güven olmaz. Ee, rahmetli Turgut severle Ataköy'deydik kuleler yükselmeye başlıyor 2000'lerin başları. Evladım dedi. Yani deprem mukadder dedi. Ama bugün ama yarın ama olması mukadder çünkü yani 5-10 bin yıllık tarihte belli aralıklarla hep olmuş. Yani ben jeolog değilim ama herkes bunu söylüyor diyor. Tedbirimizi ona göre almamız lazım. Olmaz bu. Efendim ben çok sağlam yapıyorlar ama dedim. Binalar sağlam yapılabilir ama zemin, su, denizden yapılmış yere güven olmaz dedi. Faust'u söyledi. Yok bilmiyordum bunu dedi. <laughs> Güzel dedi ki biz de aynı. Göte bunu Turgut Cansever'den 200 sene önce olayı anlamış. Denizden kazanılmış yere güven olmaz diyor. Peki ne oluyor? Onu da söyleyeyim. İşte işin acıklı tarafı bu. Bir tanrı bu şey yaşlı çiftin tavrı hoşuna gidiyor. Onları ziyarete geliyor. Gece misafirleri olan tanrıyı ağırlarken Faust adamlarına diyor ki gereğini yapın. Onlar da evi yakıyorlar iki yaşlı çift ya da bir yaşlı çift e, artı Tanrı hepsini yakıyorlar. Ama Faust ertesi gün e, şeyi kabul etmiyor, suçu kabul etmiyor. Ben onlara yakın demedim asla. Gereğini yapın dedim. Bunların hepsini yaşıyor dünya arkadaşlar. Biz de yaşıyoruz, başkaları da yaşıyor. Yani sudan kazanılmış yere güvenmeyen, kendi yaptığı faaliyeti önemseyen, mesela değiştirin diyorlar, başka yer verelim. Biz, bizim hayatımız bu oluyor. Biz, biz kazazede insanlara hayatımızı adamak istiyoruz. Niye? Yani kapitalist mantığı anlamıyorlar. Anlamadıkları için de ölümü hak ediyorlar. Modernliğin hikayesi bu arkadaşlar. Ama Göte'ye Burada bırakmıyor. Ee, İnşa faaliyeti öyle sürüyor ki bir süre sonra faust kör oluyor. O kadar hırsla yapıyor ki ve o inşaat onun mezarına dönüşüyor. Dolayısıyla aslında yuvasını yapmak isterken kendi mezarını kazıyor. Onun için hala Faust okumayacaksanız ben hesabını sorarım bunu yani. Burada noktalıya bakın arkadaşlar. Anlatacak çok şey var. Romanı ciddiye alın. Roman modern çağın önemli bilimlerinden biridir. Tarih, sosyoloji, antropoloji, loji ne kadar önemliyse edebi betinler, kurgu, buna sinemayı da katabilirsiniz. Ama ben daha çok romanla iştigal ettiğim için Romanı önemseyin, özellikle de böyle e, klasikleşmiş diyelim romanları ciddiye alın. Biraz da o dönemin e, başına ne geldiğini, o dönemde insanların neler yaşadı. Bazı akın romanları, Zola'nın romanları. Bazı akın öyle kahramanları var ki 2008 krizinde bile o kadar hani genius... E, finansal enstrüman geliştiren adam bulamazsınız. Ya 1830'da bunu tasarlıyor. Godisar diye bir tipi var. Adam yetenek iskonto poliçeleri geliştiriyor. Bir reasürans sistemi kuruyor. Jet Waddle'dan daha ileri zekalı bir tip. Bütün memleketi dolaşıp 2 milyon franklık yetenek iskonto poliçesi satıyor. Ama sonunda yolu ofa çıkıyor. Ofli bunu dize getiriyor. Hikayesi uzun. Şunu anlatmaya çalışıyor. Ofli dediği orada bir meczup tip. Bir yine Don Kişot. Yani bu finans işleri o kadar incelikli hale gelecek ki finansçıların dilini ancak deliler anlayacak. Onların hakkından ancak deliler gelebilecek. Nokta. Teşekkür ederim.